Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yaptığımız güllü tepsimiz vardı. Söz nişan ya da sunum tepsisi. Biz bunu sözde, nişanda kullanacağınızı düşünerek bunun makasını da yapmak istedik. Bugün sizlerle bu güllü tepsinin makasının montajını göstereceğim. Şimdi bu daha camlanmadı arkadaşlar. Onun için bakın çiçekleri elleyebiliyorum. Daha sonra bu tepsimiz burada gördüğünüz gibi camlatılacak. Yani bakın, bu camlanmış bir tepsi. Bunun üzerinde cam var. Çiçekler altta kalıyor. Şu üst kısımdan cam takılıyor arkadaşlar buraya. Onun için çiçekler içinde kalıyor. Makas yaptığımız zaman da makası rahatça üzerine koyabiliyoruz. Veya çay, kahve sunum yapmak istersek bunun üzerine herhangi bir şey koyabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir sıkıntı olmuyor. Yani kullanma açısından bir sıkıntı olmuyor. Tabii bu daha camlatılmadığı için burası daha boş. Bu da aynı şekilde camlatılarak kullanılacak. Söz nişan ya da sunum için çok rahat kullanacağınız bir tepsi haline gelecek. Burada gördüğünüz gibi. Böyle bir makasımız var arkadaşlar. Daha sonra da rahat kullanılsın diye biraz büyük ve güzel kesen bir makas seçtik. Şimdi bunun üzerine süslememizi yapacağız inşallah. Öncelikle şimdi bu tepsideki çiçeklerimizden seçiyoruz. Küçük tomurcuk, mavi çiçek ve küçük nergislerden seçtim. Makas küçük olduğu için çok büyük çiçekler kullanmayacağım. Bir de küçük kurdele yaptım arkadaşlar. Üçlü şerit şeklinde bir tane küçük kurdele yaptım. Bunu ikiye katlıyorum. Ortasını buluyorum. Ve bir tane küçük fiyonk oluşturacağım buraya. Evet. Şimdi bu şekilde alıyorum. Biraz ip kesiyorum. Ortasından sıkıştırarak bağlayacağım bunu. Küçük bir fiyonk olacak böylelikle. Daha sonra bunu ortasına yapıştıracağım. Yani biraz süslü olsun istiyorum. Evet, bu şekilde fiyongumu da hazırladım. Bakın hazır. Şimdi bu makasımın üzerine çiçeklerimi yapıştıracağım. Şimdi şurada Gonca gülüm var. Onun biraz telini uzun çalıştım. En küçük gülüm o, çiçeğim olduğu için en ucu onu yapıştıracağım. Bakın şu şekilde. Şuradan. Sıcak silikon kullanıyorum arkadaşlar. Ben bunları yapıştırmak için çok rahat yapışıyor. Gerektiğinde de çıkartabiliyoruz bunları. Bu şekilde kırmızı gülüme silikonumu sürüp yapıştırıyorum buraya. Açıp kapanmasına engel olmayacak şekilde. Evet. Gonca gülümü buraya yapıştırdım. Daha sonra mavi çiçeğimi alıyorum. Onun da alt kısmına silikonumu sürüyorum. Onu da çok arası açık olmayacak şekilde yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde yapıştırmış oldum. Şimdi sıra nergisinde. Nergisimin de altına sürüyorum silikonumu ve alt kısma yapıştırıyorum. Şurayı biraz havada bırakıyorum ki oraya şimdi kurdele gelecek arkadaşlar. Dallarımın fazlalığını kesiyorum buradan. Kurdelemi alıyorum. Kurdeleme de silikonumu sürüyorum. Nergisimin alt kısmında yapıştırıyorum. Bu şekilde makasımı süslemiş oldum. Küçük çiçeklerle. Büyük çiçek sığmayacak çünkü makasa arkadaşlar. Bu şekilde küçük çiçeklerle makasımı süsledim, hazırladım. Daha sonra kuruduktan sonra silikonları kenarlarından temizleyebilirsiniz, fazla silikonları. Bu şekilde makasımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Burada biraz silikon akmış. Evet. Bu şekilde kullanıma hazır hale getiriyoruz makasımızı arkadaşlar.
İsterseniz simli iple makasın sapını da sarabilirsiniz. Farklı olsun derseniz. Ama bu şekilde de çok rahat kullanabileceğiniz bir söz, nişan makası olmuş oluyor. Tepsinin üzerine de koyuyoruz. Bu şekilde. Tabii biz kırmızı tepsimizde kullanacağız bunu. Camı olmadığı için onun üzerine gösteremiyorum. Bu şekilde makasımızı hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Söz makasımızı. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde, güzel günlerde, sözlerde, nişanlarda kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Beğeniyorsanız videolarımı beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle arkadaşlar.